İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenilerin kendi kaderini tayin hakkı mektubu. Batı Ermenistan'ın evlatları Antranik Manukyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Dışişleri Bakanlığı, Berde'de olası bir toplantıya ilişkin haberleri üzerine Azerbaycan topraklarında riskli olduğunu değerlendirerek yorumladı. Ermeni Kızılay Komitesi'nin Azerbaycan Kızılay Komitesi'nin açıklamasına tepkisi. Bu ağır bir ihlaldir. Ahalkalak'ın kaybolan köyleri, Modegam. Gençler Şampiyonası'nda Ermeni boksörlerin sonuçları 6 finalist ve 7 bronz madalya. 17 Aralık 2004'te Şuşi'de Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi, sürgündeki Ermeni halkının ortak iradesini ifade ederek, Ermeni ulusunun kaderine karşı sorumluluğunun bilincinde olarak, insan hakları beyannamesinin evrensel ilkelerine ve genel olarak uluslararası hukukun kabul ettiği standartlara dayanarak, halkların kendi kaderini tayin hakkını uygulayarak, adalete dayalı, demokratik bir toplumun kurulması yolunda milleti diriltme sürecinin başlamasını ilan ediyor. Beyannamesinin 13. özetleyici makalesi şöyle diyor. Bu deklarasyon, Batı Ermenistan ana vatanı anayasasının geliştirilmesine temel teşkil etmekte ve kabul edilinceye kadar kanunların çıkarılmasına ve mevcut anayasaya eklemeler yapılmasına, ulusal makamların işleyişine ve yeni mevzuatın geliştirilmesine temel teşkil eder. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Ermenistan Devleti 9 Mayıs 2016'da anayasayı kabul etti. Anayasanın ve deklarasyonun tam metnine Western Armenia TV'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 26 Eylül akşamı geç saatlerde Yarbay Antranik Manukyan iki oğluyla özel bir görüşme yaptı. O gün çocuklarının odasında normalden daha uzun süre kaldı. Uyumak üzereyken eşi Anna'ya "Ben yine gidip çocuklara bakayım," dedi. Bundan bir gün önce askeri birlikten alarm verilmişti. Yarbay artık sınırdaki durumun gergin olduğunu anlamıştı. 27 Eylül günü şafak vakti askeri birlikte tekrar alarm verildi. Yarbay Manukyan hızla askeri birliğe gitti. Antranik Manukyan Tallinn'de doğdu. Kökenleri Muş'tan geliyordu. Antranik, Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi'nden mezun oldu ve askeri hizmetlerini Hadrut'ta yaptı. 2010 yılında Antranik görev gereği Yerevan'a taşındı. Askeri birliklerden birinde görev yaptıktan sonra 2018 yılı sonunda Barışı Koruma Güçlerine transfer edildi. 44 günlük savaş sırasında Antranik başlangıçta Yenikler adlı askeri birliğindeydi. Orada savaşa katıldı, ardından savunma ordusu komutanı Celal Arutunyan'ın emriyle Cırakan'a nakledildi. Burada askerler kuşatıldılar. Karısı şöyle diyor, mucizevi bir şekilde kuşatmadan kurtuldular. Yanında 40 kişiyi ablukadan çıkardı ve yürüyerek Hadrut'a ulaştılar. Yarbay Manukyan'ın son savaşı 21 Ekim'de Drahtik Sığınak bölgesinde gerçekleşti. Aile olayı ertesi gün yani 22'de öğrendi. Karısı akşam insanlar geldiğinde kötü bir duyguya kapıldığını, bir şeyler olduğunu anladığını söylüyor. O gün şehitler listesinde Antranik Manukyan'ın adı yer aldı. Daha sonra savaş arkadaşları ailesine Antranik'in öldüğünü kimsenin görmediğini, onun kurtarılmış olabileceğini söyledi. Umut, Yarbay'ın cesedinin getirildiği 24 Kasım'a kadar yaşadı. Sasunlular Derneği'ni Dersimli Miran Pırgıç Gültekin başkanlığındaki Dersim Ermenileri Birliği'nin oluşturulması izledi. Bu kuruluş medya alanında geniş yankılar uyandırdı. Dersim Ermenileri de tarihi ve kültürel mirasının korunması konusunu öncelikli olarak ele alıyor, ancak bu derneğin Dersim topraklarında yaşayan ve çoğunlukla zorla din değiştirmiş, Aleviliği benimseyen Ermenileri de kapsadığını cesurca beyan ediyorlar. Şunu da vurgulamak gerekir ki özellikle Dersim Ermenileri arasında gerçek Ermeni kimliğinin geri döndüğü ya da onun hakkında konuşulduğuna dair Türk ve yabancı basında geniş yer bulan vakalara sıklıkla rastlanmaktadır.
Hristiyan Ermenilerden oluşan yurtsever birliklerin de zorla Müslümanlaştırılan Ermenilerin sorunlarıyla aktif olarak ilgilendiklerini de belirtelim. Örneğin Malatya Ermenileri Derneği geçtiğimiz günlerde birçok çalışmanın yanı sıra din değiştiren Ermeniler üzerinde de çok yönlü çalışmalar yapacağını duyurdu. Artak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı BBC Azerbaycan Departmanı'nın Artak yetkililerinin Akna yolunun açılması konusunda anlaşmaya vardığı ve önümüzdeki günlerde taraflar arasında Barda'da bir toplantı yapılacağı konusuyla ilgili yaydığı habere yanıt verdi. Artak Dışişleri Bakanlığı'nın cevabı şöyle. Artak tarafının Bakü-Artak ihtilafının müzakereler yoluyla kapsamlı bir şekilde çözülmesi açısından her zaman barışçıl bir şekilde hareket ettiğini vurgulamak isteriz. Aynı zamanda bu tür müzakerelerin taraflar arasında mutabakata varılan ve müzakerelerin uluslararası hukukun norm ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini garanti altına alacak uluslararası format çerçevesinde ilerlemesi gerekmektedir. Artsakh tarafı birçok kez arabulucular aracılığıyla toplantı teklifinde bulunduğu ancak Bakü bunları reddetti. Bakü'de özellikle uluslararası arabulucuların katılımı olmadan özellikle Kızılaç'ın himayesi altındaki Vagif Haçadıryan'ın Rus barış güçlerinin huzurunda kaçırıldığı gerçeği dikkate alındığında herhangi bir toplantının oldukça fazla risk taşıdığını da ekleyelim. Ermeni Kızılaç Komitesi Azerbaycan Kızılay Komitesi'nin açıklamasına tepkide bulundu. Bakü Kızılay Komitesi, Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkelerini, her şeyden önce tarafsızlık ilkesini ihlal ediyor ve hükümetinin Berzor yolunu kapalı tutma yönündeki tutumunu dile getirerek siyasi sürece dahil oluyor. Sözde alternatif yollar teklifi dahil. Bakü Kızılayı'nın siyasi süreçlere katılımı, Uluslararası Kızılaç Hareketi'nin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Zira bu hareketin siyasi açıklamalarda bulunma ve siyasi gündeme hizmet etme yetkisi yoktur. Bu ağır bir ihlaldir ve hareketin ilke ve değerlerinin yanı sıra insani gündemle de tutarlı değildir. Şu anda Bakü, Kızılay Komitesi'ni de kullanarak Artsakh'taki tek uluslararası insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin işleyişini engellemeye çalışıyor. Vagif Haçadıryan'ın ameliyat için Doğu Ermenistan'a nakledilmek üzere Kızılaç eşliğinde kontrol noktasında kaçırılması bunun canlı bir kanıtıdır. İkincisi, uluslararası hümanitar hukukun korunması altındayken kaçırıldı. Jinevs Ajansı'na göre Halkalak Belediyesi'ne bağlı küçük Modegam köyü boşaltılıyor. Kötü yollar, doğalgaz, mağazaların eksikliği ve daha birçok sebep gençleri köyü terk etmeye zorluyor. Yaşlı nesil ise umudunu yitiriyor. Modegam köyünde çoğu yaşlı olmak üzere 32 aile yaşıyor. Köyde sadece 2-3 genç aile var. Köyde son düğünün ne zaman yapıldığını hatırlamıyorlar. Köyün sadece 5 öğrencisi ve 8 öğretmeni olan bir ortaokulu var. Kışın yol genellikle kar nedeniyle kapanıyor. Ancak bölge sakinleri buna alışmış durumda. Doğalgaz hayali kuruyorlar. Belediye başkanı temsilcisi Garik Çahalyan'a göre köyde doğalgaz olsaydı göç mümkün olduğu kadar azalırdı. Belediyenin kuzeyindeki bu küçük ve ücra köy boşaltılıyor. Sakinleri evlerini terk ettiklerine pişman olmuyor çünkü en azından temel şartlara sahip olmak istiyorlar. Aysor IM gazetesinin haberine göre Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin 6 finalisti var. 46 kiloda Avrupa şampiyonu Hames Afrikyan en az gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz Bulgar Roberta Hajiskaya'yı yenerek altın madalya için mücadele edecek. Diğer kızımız Anahit Harutyunyan ise 48 kiloda Slovak Marhold Tiara Anastasia'yı yenerek finale çıktı. Daha önce 46 kiloda Lianna Jamharyan finale çıkmaya hak kazandı. Erkeklerde de finalistlerimiz var. Garen Zaharyan 50 kilogramda Moldova'dan Timoskov Andrei'yi mağlup ederek final biletini aldı. 54 kiloda Arsen Darpinyan Ukraynalı Horashevski'yi
Halebi yenerken 80 kiloda Hraç Haçadıryan, Macar Domyan Alex'i yenerek finale yükseldi. Yarışmaya katılan diğer 7 boksörümüz de bronz madalyalar kazandılar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1909-1990 yıllarında yaşamış olan Aşuk Şahen'in Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yesen Hayi Duru Gertam adlı eseri sunuyoruz. Yesen Hayi Duna Gertam Ofosume Hayere Neraşemi Hoga Darna Ogir Kuni Hayere Nerasira Anza Darna Ofsirume Hayere Yesen Hayi Duna Gertam Ofosume Hayere Nerasira Anza Darna Ofsirume Hayere Yesen Hayi Duna Gertam Ofosume Hayere Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.